Şöyle vereyim. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Hadi bakalım. Hadi kızım, bir fotoğrafını çekeyim beraber. Kızım aa! Bak, kırgınlıklar yarına kalsın, tamam mı? Bugün güzel günümüz. Hadi yanaşın, poz verin. Yanaş. Bu ne ya, mahkeme duvarı gibi? Yanaşsanıza kızım birbirinize. Allah Allah. Kardeşsiniz siz. Sarılın. Aferin. Güzel. Arkada Atatürk, Sayar Koleji, bir de siz. Çok güzel oldu. Aa, merhaba, merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Sağ olun kızım. Madem öyle, geçin hep beraber sarılın. Hadi. Geçin siz de beraber çekin fotoğrafınızı. Hazır mısınız? Şöyle. Harika. Gülümseyin. Baba. Heh. Ben şimdi Dilan'ı gördüm de yanına gidiyorum. Tamam kızım, hadi. Gel biz de. Aksa. Vay bebeğim. Çok güzel olmuşsun. Ben nasıl olmuşum? Dün gece hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun. Nasıl bir gece geçirdim biliyor musun benim? Üf, hayatım bu kadar takma ya. Cihan Hoca işte. O an sinirlendi, iki güne geçer. Ha? Neden söyledin? Söylemeseydim daha kötü olacaktı. Kızacaktı. Kötü mü ettim yani? Neyse. Bak. Bu günlerimizi güzel geçirelim. Tamam mı? Hem ben sana baloda öyle bir sürpriz yapacağım ki bunların hepsini unutacaksın. Ne sürprizi? Baloyu bekleyeceksin. Bombayı patlatacağım. Peki. Tamam. Barış'cığım. Sevgi teyze. Kusura bakma, içimden geldi. Sen her ne kadar öyle görmesen de benim oğlum gibisin. Ama çok yakında bu günlerde geride kalacak. Bütün o kavga ve gürültüler sona erecek. Bundan eminim. Sağ ol. Yakışıklı. Kucaklamayacak mısın beni? Nasılsın kardeşim? İyi, sen? İyi. Hiç tahmin etmiyorduk bugünü göreceğimizi, değil mi? Her şeyin bir sonu var kardeşim. Her şeyin sonu var. Ama önemli olan son olsun, değil mi? Aynen. Son olsun. Törenle görüşürüz. Görüşürüz. Ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkürler. Hadi sizin ikinizin bir resmini çekeyim. Hadi yanaşın. Anne, gerçekten hiç gerek yok. Hadi. Gel. Sayın misafirlerimiz, değerli öğrenciler. Törenimiz başlıyor. Lütfen yerlerinizi alın. Başlıyor galiba. Sonra. Sonra çekeyim. Ya anne, tamam ya. Tamam. Başlamadı değil mi? Yok yok, başlamamış. Ay çok korktum bir ara yetişemeyeceğiz diye. Şu güzelliğe bak Tülin. Harika görünüyorlar. Merhaba Demet, nasılsın? Sağ ol canım. Siz bu arada tanışmıyorsunuz. Yıldız Hanım, Aksel'le Begüm'ün annesi. Memnun oldum. Ben de. Demet Hanım da Zeynep'in annesi. Aynı zamanda benim eski eşimin yeni eşi.
Melda Moda Evi'nde terzilik yapıyordum. Orada tanıştık. Ya bir şey söyleyeceğim. Melda Moda Evi'ni devrediyormuş galiba. Doğru mu? Doğru. Ha. Devretti. Bana devretti. Ben aldım. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bir şey kaçırdın mı? Hayır hayatım. Allah. Hiçbir şey kaçırmadım. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Size de getirdim ama bilemedim. Teşekkürler. Sayın veliler, sevgili öğrenciler. Özel Sayar Koleji 2013-2014 mezuniyet törenine hoş geldiniz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Evlatlarımız uzun bir yolculuğa kanat açmak üzereler. Onlar bu yol için uğraşırlarken onların yanında olmak, onların büyüdüklerine tanıklık etmek benim için çok gurur vericiydi. Bugün çok özel bir an yaşayacağız hep birlikte. Şimdi arkanıza yaslanın ve bu anın tadını çıkarın. Şimdi okul birincimiz Sedat Balkan'ı konuşma yapmak için kürsüye davet ediyorum. Değerli konuklar, bir konuşma yapmam gerektiğini öğrendiğimde çok heyecanlandım ve büyük bir hazırlık yaptım. Ve bence çok yerinde bir konuşma oldu. Başlıyorum. Her şey 1996'nın soğuk bir kış gecesi İstanbul'da başladı. Oo. Bir bebeğin çığlığı geceyi bölerken hastane koridorlarında ziyadesiyle çınlattı. Peki kimdi bu bebek? O doğumhanede bir bez parçasına sarılmış, ürkek, zayıf bir canlı gibi gözükse de şüphesiz bundan çok daha fazlasıydı. Ve dedem, ah o mübarek adam, gözlerimin içine bakıp dedi ki, Sedat, insanlar seni itip kalkacaklar. Aptal diyecekler, önemsemeyecekler. Sen bunu kafana takma, aynen devam et dedi. İşte o an yaptığım her işte en iyisi olacaktım. Bugün bu kürsüde konuşmamı da o günlerde yaşadığım deneyimler sayesinde oluşturdum. Scarlett Chance Türkiye'ye geliyormuş. Harbi mi lan? Evet. Hastasıyım ama o kadar lan. Bana bak, Kerem bunu getirmiyor musun baba? Ay yok artık, saçmalama Zeynep. Vallahi her şey beklenir orada. Şişt. Sen benden mi bahsediyorsun yine? Sen beni mi dinliyorsun? Yok. Sen gel bak, kimsen yok, balayı götüreceğim. Sen öyle sancılsın. He yani buldun. Evet, hem de çok yakışıklı birini buldum. Eminim. Evet, hem de böyle Yunan heykeli gibi, böyle taş gibi bir adam. Wow. Yani çıplak gördün. Yani işte bir iki sefer beraber koşmuştuk. Ondan sonra bunu böyle terleyip tişörtün çıkarınca gördüm ben de. Ne güzel. Çok güzel. Hadi o zaman. Bu kürsüye çıkmama sebep olan olaylar zincirine gelirsek... Sedatcığım, çok kısıtlı süremiz var canım. Hepimiz Sedat'ı alkışlıyoruz. Hocam o zaman bir saniye, tek son bir şey kaldı, onu da söyleyeyim lütfen. Merve, benimle baloya gelir misin Merve? Bak, gelmezsen buradan inmem, mikrofonu da vermem. Hadi Merve. Tamam Sedat, in aşağı. Tamam, geleceğim. Barış Erdoğan. Zeynep Güzel. Melis Güzel. Aksel Varol. Can Demircioğlu. Müzik
Merhaba Maksim. Merhaba. Canın annesi ben Hilal. Ha, memnun oldum. Tebrikler. Size de. Teşekkür ederim. Yağmur'u da tanıdık. Çok iyi bir kız. Sağ ol. Can'la da bayağı samimiler. Tabii gençler. Gezecekler, tozacaklar, eğlenecekler. Biz buna karşı değiliz. Can yurt dışına çıkacak. Eğitimi aksasın istemiyoruz. Anlamadım. Yağmur'un amcası Rıza. Rıza'ydı değil mi adı? Evet. Geçenlerde Ferruh'un yanına gelmiş. Gençler arasında söz keselim falan demiş. Bu bizi tedirgin etti. Haberim yoktu. Muhakkak haberiniz yoktu, evet. Bana bakın Hilal Hanım. Yağmur'un evlenmeye hiç niyeti yok. Ayrıca olsa buna ben izin vermem. Aynı fikirdeyiz demek. Sevindim. O zaman iyi günler. Tekrar tebrik ederim. Teşekkür ederim. Kerem Sayar. Arkadaşlar hadi. 1, 2, 3. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.